Dağ yöresinin gözü bu kermeste. Evet, neredeyiz? Şu anda Bursa'da kanal boyunda Çivili Derneği yerleşkesindeyiz. Burada ne oluyor? Ayın 12'si, 13'ü, cumartesi, pazar yapılacak olan kermesimizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Ya büyük oran köy derneklerinin, köylerinin, Keles'in köylerinin, Oranlı'nın köylerinin ve Harmancı'nın köylerinin bir arada ortaklaşa olarak düzenleyeceği cumartesi pazar kermesimizin hızına, çalışma hızına şu an devam ediyoruz. İlerleyen saatler olmasına rağmen şu anda burada birçok köyümüz Sefa Böbeğimiz için, bu kermes için hazırlıklara devam ediyor. Buyurun, hem köylerimizde, hem gençlik kollarımızda, hem gönüllü ablalarımızda, hem kadın kollarımızda, dernek başkanlarımızda birazcık röportaj yapalım. Görüntüler üzerinde siz de gördüğünüz üzere büyük orandan Buget tarafından yaklaşık 1500 üzerine 300 daha geldiği zaman 1800 adet köy ekmeğimiz büyük oran köylerinde yapılıp gelmiş bulunmakta olup diğer köylerimiz ise hem Bursa'da hem civar illerde fırınlarda ekmeklerini yapıp buraya gelip toplandı. Kermesimiz için 2000'in üzerinde ekmeğimiz satışımıza hazırdır. Öncelikle Sefa Böbek için şu an ne durumda, neler yapılıyor? Bunun için Sefa Böbek'in gönüllü ablalarından birazcık bilgiler alalım. Merhabalar, kolay gelsin. İlerleyen saatlere rağmen çalışmalara tüm hızıyla devam ediyorsunuz. Sefa Böbek'in şu anki son hali, son durumu ve neredeyiz, bu kampanya nasıl? Birazcık bize bilgiler verebilir misiniz? Bizler Sefa'nın gönüllü ablalarıyız. Sefa'mız için buradayız. Elimizden geldikçe Sefa'mıza destek, ona ses olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde şöyle, Sefa'mız şu anda %8'de, yani nasıl anlatayım size, %100 olmamıza daha çok var. O yüzden tüm dağ ilçelerine, tüm Bursa'ya, Türkiye'ye ve her kesimden gönüllü ablalara, gönüllü abilere, herkese ihtiyacımız var. İnanın çocuklar kendi harçlıklarından Sefa'mıza destek olmaya çalışıyorlar. Benim herkese çağrım, özellikle gençlerimize, dağ yöresine, Bursa'ya, Türkiye'ye, herkesten Sefa'mız için gönüllü abla olsunlar, gönüllü abi olsunlar, annemize, babamıza destek versinler. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef şu anda çok yeterli değil. %100 olmasına daha çok varız. O yüzden herkesten destek bekliyoruz ve bağış bekliyoruz. Öyle. Bildiğim kadarıyla Sefa Bebek şu an 25 aylık. Bu ilk tesis koyulumunda 18 aylıktı. Bu 7 aylık süreç içerisinde gelişmede Sefa Bebeğimizin durumu nedir? Sağlık durumu nedir? Neler oluyor? Bunlardan birazcık bilgi verir misiniz bizlere? Tabii. Sefamız her bebek gibi, her çocuk gibi yürüyordu. Onun haricinde maalesef artık zaman zaman kas erimeleri başladı. Kendini yani bırakmaya başladı. Şu anda maalesef evet, şu anda maalesef yürüyemiyor. Avuç içleriyle emeklemeye çalışıyor ama zorlanıyor. Nefesi kesiliyor. Artık şu anda maalesef emeklemeyi de kesmek üzere. O yüzden en kısa zamanda bu bağışı toplayarak Sefamızı duaya göndermek amacım, yani hepimizin amacı o. Öyle söyleyeyim. Çok sağ olun. Gönüllü ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Yarın cumartesi, pazar bu etkinlik için ne söylemek istersiniz? Şöyle tüm Bursa hemşerilerimizi kermesimize bekliyoruz. Cumartesi pazar burada çok güzel etkinlikler olacak, gözlemeler olacak, ekmeklerimiz var. Evinize ekonomi sağlamak isterseniz biz burada olacağız, sizleri de bekliyoruz. Evet, anladığım kadarıyla cumartesi pazar bu kermeste. Burası dolu dolu. Ablalarımız da burada Çivili yerleşkesinde, derneğinde, fırında, çay ocaklarında neler yapıyorlar, neler hazırladılar? Birazcık onlardan bahsedelim. Çivili Derneği'nde Bursa'da Kanal Boyu, Soğanlı Mahallesi, Kanal Boyu Caddesi üzerinde Meşeli Camii'nin yanı, Sağlık Ocağı önü Çivili Derneği yerleşkesindeyiz. Cumartesi pazar etkinliğimiz bu kermeste olacak. Ve Bursa'nın ve Dağ Yöresi'nin gözü bu kermeste. Kermesimizde gönüllü ablalarımıza soruyoruz. Bu kermesimizde neler olacak? Burada gelenler neler ile karşılaşacak? Bizim beklentilerimiz nelerdir? Şimdi şöyle kermesimizde cumartesi pazar günü sürecek olan ekmek satışı, aynı zamanda yufka, gözleme, sıcak sıcak burada satış olacak hepsi. Ev ekonomisine katkı sağlayabileceğiniz eşyalar da olacak. Gerek çeyiz malzemeleri, gerek kıyafet. Buraya gelerek destek sağlayabilirsiniz Sefa'mıza. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sizi bu kermeste görmekten onur ve mutluluk duyarız.
Cumartesi pazar sizleri burada bekliyoruz. Ablalarımız açtılar, hazırladılar. Ben biraz önce çalışmalarını gördüm. Sizlere de çok teşekkür ederim. Şimdi Gülözü Gençlik Kolları'ndan, başkanlarımızdan, Ahmet Bey yanımızda, dernek yönetimimizden. Ahmet Bey, bize bu harmancık köylerinden kimler yardım, kimler destek verdi? Bu oluşum bir haftadan beri cumartesi pazar için nasıl hazırlanıyorsunuz? Nasıl bir süreç oldu? Şimdi bu hazırlık, önce şunu belirteyim. Çatı kuruluşumuz Dağder sponsorluğu ve çatısı altında Çivili Dernek Yerleşkesi'nde, yani adres de belirteyim baştan, Kanal Boyu Caddesi Çift Havuzlar Sağlık Ocağı yanında hemen. Kermes için katılan derneklerimiz var. Bunlardan bir tanesi tabii en başta Dağder, daha sonra Buget, Gönlük Veren Derneği ve Gülder olmak üzere. Çalışmalarımız bizim 2 haftadır hemen hemen devam ediyor. Hemen hemen değil, öyle devam ediyor zaten. Evet. Gerekli yasal izinlerden sonra. Gülözü adına biz Gülözü'nden 100 fırın civarında ekmek getirip Bursa'da satıp bebeğimizin hesabına geçirdik. Valilik izinli hesabına. Yanı sıra Tavşanlı köyleri, yani birkaç isim belirtmek gerekirse Köseler, Eşen gibi, Balıköy aynı şekilde bize destek çıktılar. Civar illerimizden, civar ilçelerimizden, dağ yöresine yakın köylerimize, yakın köyler bize destek verdi. Herkesi kermesimize davet ediyoruz. Evet, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor dedik. Köylerimizden bahsettik. Harmancığın hangi köyleri vardı? Gülder, Çakmak Derneği ve köy halkı, özellikle bayanlar gece gündüz burada müthiş bir destek veriyorlar. Çatal Söğüt İshaklar sanırım. Nalbant'tan, tabii Nalbant köyden yapıldı. Kılavuzlar köyünden yapıldı. Yedigören bazı mahallelerinden. Bildiğim kadarıyla bu köylerimiz burada, Çivili yerleşkesinde, kanal boyunda, gece gündüz fırınlarda, ocaklarda ekmek yapmaya devam ediyor. Çakmak köyü olarak da. Sizler de buradasınız. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Yanımızda Çivili Köyü Derneği'nin Gençlik Kolları Başkanı Barış Bey var. Barış Bey burada 4 dağ ilçesinin bütün köylerinden gelen yardımlara teslim alması, buraya dizilmesi, tutumu gibi buradan satılacak gönüllü arkadaşlarımız var. Vardiyalı çalışan köylü ekiplerimiz var. 4-12 çalışanlar sabah 8-4 geliyorlar buradan, ekmek alıyorlar, teslim satışını yapıyorlar, getirip götürüyorlar. 8-4 çalışanlar 4-12 arasında ekmek alıp, yufka alıp buradan satışına gönüllüler satış yapıyor. Sponsorlarımız ise yapacak bağışlarını undur, ekmektir, yufkadır, yağdır gibi 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 nakliyecilerimiz var, bağışçılarımız var. Buraya geliyor, burada tekel merkezde toplanıyor, Gençlik Kolları Başkanımıza teslim ediliyor ve buradan da satış yapılıyor. Başkanım, yerimizi tam böyle cumartesi pazar davet etmek istersek açık olarak tarif edebilir miyiz? Evet, Çiftozlar Mahallesi, Kanalboyu Caddesi, Çiftozlar Sağlık Ocağı yanı. Meşeli Cami. Çivili Köyü Derneği. Evet. Herkesi kermesimize bekliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bütün dağ ilçesine, Buget'e ve Dağder'imize, Dağder çatısı altında Çivili Köyü Derneği'ne ve bize buraya katkı koyan tüm halkımıza teşekkür eder. Cumartesi ve pazar tüm halkımızı buraya davet ediyoruz.